Bildiğim gibi Kasım ayı özellikle ikinci yarısı çok yoğun geçti bizim adımıza. Tabii Edirne adına da öncelikle 21-22 Kasım'da çok önemli bir toplantı yaptık. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını belirterek dolu dolu bir Kasım ayı geçirdik dedi. Tarihi Gençler Birliği toplantısının Edirne'de yapıldığını belirten Başkan Gürkan, çok başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün ardından 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluş Günü etkinliği düzenlediklerini belirten Gürkan, 3 gün düzenledikleri kurtuluş etkinliklerinin gelecek yıl daha görkemli olacağını ve geleneksel hale getireceklerini kaydetti. Başkan Gürkan geçtiğimiz günlerde CHP'nin Edirne'de gerçekleşen bölge toplantısına da değinerek il örgütü ve belediyenin tam not aldığını ifade etti. Gürkan ayrıca Gazeteciler Konfederasyonu'nun başkanlar toplantısının Edirne'de gerçekleştiğini belirterek dolu dolu bir ay geçirdik dedi. 2003'ten sonra 11 yıl ara verilmişti. Tarihi Kentler Birliği toplantısı Edirne'de hiç yapılmamıştı. Hatta ilçemiz Uzunköprü'de yapılmış ama bir türlü Edirne'de yapılamamıştı. 11 yıl aradan sonra tekrar Tarihi Kentler Birliği toplantısını Edirne'de yaptık. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü kutladık. Ben başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle, sağ olanları da hürmet ve saygıyla anıyorum. Öğretmenler Günümüz bir kez daha kutlu olsun. Yine 25 Kasım'da 25, 26, 27 Kasım tarihlerinde biliyorsunuz bu yıl Edirne'nin Kurtuluş Bayramı'nı 3 güne taşıdık. Gerçekten bana göre güzel oldu. Evet, eksiklikler vardır. Eleştirilecek yerler her zaman bulunabilir. Ama bütünden hareket etmek gerektiğini inanıyorum. Önümüzdeki yıl bu daha güzel olacak. Ondan sonraki yıl daha da güzel olacak. Bu şekilde bunu Edirne'nin Kurtuluş Günlerini 3 gün kutlamayı gelenekselleştireceğiz. Ve bunu hep beraber, tüm Edirne'lerle beraber coşku içerisinde başaracağımıza yürekten inanıyorum. Yine 27 Kasım'da burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimizin bir bölge toplantısı gerçekleştirildi. Genel başkanımız geldi. Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'deki parti yöneticilerine, seçilmişlere dönük bir toplantıydı bu. Basın açık bölüm vardı, kapalı bölüm vardı. Gerek toplantı salonunun hazırlığı, gerek formatı, gerek içeriği, gerekse diğer çalışmalarla ilgili Edirne örgütü ve belediye tam not aldı. Hem genel başkandan hem de diğer parti yöneticilerinden. Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Gürkan, bir basın mensubunun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti sırasında belediye başkan adaylığından affını istediği şeklinde bir soru sorulup sorulmadığı hatırlatıldığında, evet, orada bunu genel başkanın ağzından duymak isteyenler olduğunu bildiğim için söyledim dedi. Sohbet oldu. Sivil toplum örgütü başkanları da odadaydı, beraberdik. Gelişen bir sohbet nedeniyle, yani onun detayına girmek istemiyorum. Ben de genel başkanımıza hitaben arkadaşların yanında dedim ki efendim, ben size, siz beni atadıktan sonra gelip bu görevi istemediğimi, bu görevi kabul etmediğimi söylemedim mi? O da söylediniz dedi. Yani orada bir arkadaşım bunu genel başkanın ağzından duyması gerekiyordu. O arkadaşımız da duydu. Yani kim olduğu çok önemli değil. Evet dedi. Sizin, bu benim kesin kararım. Bundan asla geri dönüş yok demenizden sonra ben bu görevi bir anlamda reysen kabul etmiş oldum dedim. O da evet dedi. Ama ben memnunum dedi. Sağ olun dedim. 6552 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanundan yararlanma süresinin 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatıldığının hatırlatılarak, bu kapsamda Edirne'de 8000 civarında başvuru, 13 milyon liralık yapılandırma talebi olduğunu belirterek, bunun yetersiz olduğunu, daha çok başvuru beklendiğini söyledi. Tam beklentimize kavuşamadık açıkçası. Rakam da açıklayabilirim. Yaklaşık 8 bin civarında başvuru oldu. Yaklaşık olarak söylüyorum bunları. İşte 13 milyon TL'lik de bir yapılandırma talebi oldu. Bizim beklentimiz daha fazlaydı. Yani mesela benim 12 bin ile 15 bin arası bir başvuru bekliyordum ben. Fakat 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Bu vatandaşlarımıza da buradan duyuru olsun. Borcunu yapılandırmamış olanlar 31 Aralık'a kadar
bunu tekrar yapılandırma imkanına sahip. Teşekkür ediyorum sorduğum.